Herkese yepyeni bir kitap tanıtım videosundan merhaba diyoruz. Evet, bugün size ilkokul kitaplarımızdan bahsedeceğim. İlkokul kitaplarımız bu yıl 2023-2024 yılı için hangi yayınları seçtik hemen söylüyorum. Salan Yayınları seçtik. Şöyle bir Salan Yayınları'na doğru gidiyoruz. Salan Yayınları gördüğünüz gibi 4. sınıf yeşil set, 3. sınıf mavi set, 2. sınıf sarı set. İçerinde neler var? Birazdan bakacağız ve İngilizce setlerimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak 4. sınıflardan başlamak istiyorum. Hepsinin içeriği hemen hemen aynı ama en güzel gösterim 4. sınıflar için olabilir diyorum. Arkadaşlar, kutuyu açtığımızda gördüğünüz gibi şöyle çevirelim. Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, tüm dersler ödev kitabı, deneme sınavı, anlama, yorumlama, yaşamla ilişkilendirme, dil bilgisi isimli 2, 4, 6, 8 kitap birden çıkıyor arkadaşlar. İşte bizim makro kursa kayıt olan öğrencilere verdiğimiz kitap serisi bu şekilde ve deneme sınavları şeklinde. Şöyle gösterelim: haftalık ödev kitabı, deneme sınavı, anlama yorumlama. Yani arkadaşlar, paragraf günümüzde hayatımızda çok önemli, biliyorsunuz. Bakın, paragraf yani okuduğunu anlama şeklinde. Yorumlama şeklinde. Bakın, şu anda 4. sınıftan, ilkokul seviyesinden başlamak gerekiyor, biliyorsunuz ki. Fen bilimleri kitabımız, sosyal bilgiler kitabımız, matematik kitabı ve Türkçe kitabı şeklinde gördüğünüz gibi 7 kitapmış bu arada. Pardon, özür diliyorum. 7 kitap var burada. Şimdi bir de İngilizce kitaplarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar, 7 kitap var. Artı ne var biliyor musunuz? 3 tane de İngilizce kitabı var. Bu İngilizce konu anlatım kitabımız. Bu en kalın olanı. Bunun içeriğinde 4. sınıf normal İngilizce konu anlatımı diyebileceğimiz etkinlikler, boşluk doldurmalar, kelime ve sticker yapıştırma etkinlikleri, gördüğünüz gibi gayet rengarenk, kırmızı beyaz yayınlarının Who English seti bu yıl bizlerle olacak. Hemen bunun diğer parçalarını göstermek istiyorum. Who English'in özellikle. Şu kesimi şuraya koyalım. Evet. Who English'in Workbook isimli ikinci kitabı arkadaşlar bu. İçini açtığımızda Workbook ne oluyor? Çalışma kitabı oluyor. Çalışma kitabında bakalım neler varmış. Çalışma kitabını şöyle açtığımızda konu sayfalar belli edilmiş burada. Konu isimleri verilmiş. Contents, içerikler diyoruz. Evet, bakın çalışma kitabımız arkadaşlar. Öncelikle konuyu öğreniyoruz. Sonra konuyla ilgili tekrar yapmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Çalışma kitaplarına yöneliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengarenk bulmacalar, stickerlar şeklinde, kelimeler şeklinde devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet, bir taslak olarak. Bir de bunların neyi var arkadaşlar? Kare kodu var. Yani online dinleme etkinlikleri var. Bunları da online kare kodu okutarak öğrencilerimize dinleme etkinliği şeklinde sunuyoruz. Çocuklar aynı zamanda kelimelerin okunuşlarını en güzel örnekleriyle bu şekilde öğreniyorlar. Peki, İngilizce kitabı 3 kitap demiştik. 2 kitap şimdi yan yana. Ne dedik? Practice book, workbook. Bir de neyimiz var? Test book'umuz var. Yani test kitabımız var. İşte arkadaşlar, İngilizcenin 3. seti test book, test kitabımız elimizde. Test kitabımızda neler var? Konuyu öğrendik diyelim ki. Çalışma kitabını da yaptık. Şimdi test çözme zamanı. Neden test çözüyoruz? Çünkü okul deneme sınavlarında başarılı olmamız gerekiyor. Veya yazılı sınavlarda başarılı olmamız gerekiyor. İşte test çözüyoruz şimdi. Örnek, deneme sınavlarında çıkabilecek örnek sorular, konularla alakalı konu İngilizce deneme sınavları. Neredeyse birebir sorular deneme sınavlarına benzer, gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar sayalım setimizi. 3 tane İngilizce kitabı. Evet, 3 tane İngilizce kitabı. Sonra yine Salan Yayınları'nın haftalık ödevler kitabı. Deneme sınavları. Deneme sınavlarını tekrar göstermek istiyorum. Deneme sınavı kitabında tam 7 deneme var. Kursa gitmeyen öğrenciler bile mesela her ay düzenli deneme zamanlarında deneme sınavı 1 demiş mesela, bakın. Okul denemelerinden önce deneme sınavı 1 çözülebilir mesela. Deneme sınavı 1'ler bittikten sonra ne oluyor? Deneme sınavı 2 geliyor arkadaşlar. Bunların cevap anahtarı ve kodlama için optikleri de var arkalarında. Öğrenciyi gerçekten
Yani bu işi bilen bir anne baba, bir ebeveyn düzenli bir şekilde bütün bunları yaptırarak yönetebilir. Yani başarıya ulaştırabilir. Her yıl düzenli olarak mesela diyelim ki bir çocuk dershaneye gitmiyor. Yani şöyle diyebiliriz. Dershane uzak bir yerleşim yerinde yaşayan veliler, aileler olabilir. Kasaba, köy gibi yerlerde aileler çocuklarını bu tarz setlere aldırırsa, kendileri evde takibini yaparak çözdürürlerse muhteşem bir başarı elde edilebilir. Deneme sınavları, okul deneme sınavlarından birkaç gün önce yapıldığında bu okul denemelerine yansıyabilir ve muhteşem sonuçlar çıkabilir. Mesela deneme sınavlarını ile ilgili yine kare kod okutma, cevap anahtarı şeklinde bilgiler sunuluyor. Bir de günümüzde şunu söylemek istiyorum. Kare kodlu kitaplar çok etkili. Kare kod, video çözümlü kitaplar almanızı tavsiye ederim. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü diyelim ki konuda eksik, zayıf bir öğrencimiz var. Konuda çok eksiyiz. Kitap aldık, çözüyoruz. Çözüyoruz ama bilemediğimiz sorular var. Sorularla karşılaştık. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öğretmen mi arayalım gecenin bir saatinde veya günün herhangi bir saatinde öğretmeni rahatsız etmekten çekiniyoruz veya bir dershaneye gitmemiz gerekiyor. Tüm bunlara gerek yok. Ne yapıyoruz? Kare kod çözümlü, video çözümlü kitaplar aldığımızda hemen telefonumuz yardımıyla, akıllı telefonumuz yardımıyla kare kodumuzu okutuyoruz. Örnek, kare kodumuzu okutuyoruz ve soruların çözümlerine, video çözümlerine ulaşıyoruz. Bu günümüz çağında, günümüz teknolojisinde harika bir şey. Bence yani bir nevi dersimizi profesyonel öğretmenlerin, yani bu kitabı yazan, yayınlayan veya bunun gibi birçok kitabı yayınlayan editör öğretmenlerden, yayıncı öğretmenlerden öğrenmiş oluyoruz. Bu bence günümüz çağı, teknolojiyi çocuklar için harika bir fırsat. Yeni nesil sorular da çok anlatılıyor. Daha ne olsun diyoruz. Başarı kaçınılmaz. Şimdi kitaplarımızı tanıttık. Dershanemize kayıt olan öğrencileri harika sürprizler bekliyor. Madalyalar bekliyor. Madalyalar ne anlama geliyor? Dershanemizde kayıtlı olan, aktif ders gören öğrenciler deneme sınavlarında başarılı olursa deneme 1, 2, 3.lük madalyası alabiliyorlar, derece madalyaları. Ama diyelim ki öğrencilerimiz deneme sınavında ilk 3'e giremiyorlar. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Öğrencilere sosyal davranışlarına göre madalya veriyoruz. Mesela nedir bu madalya? Sosyal sorumluluk madalyası. Yani yerlere çöp atmayan, arkadaşları ile iyi ilişkileri olan, derslerine düzenli gelen, ödevlerini düzenli yapan öğrencilere madalyalar dağıtılıyor kursumuzda. Bunun dışında ne gibi madalyalar var? Çok kitap okuyan öğrencilere kitap kurdu madalyası veriyoruz. Madalyamı şöyle takayım bu arada. Kitap kurdu madalyalarımız var. Deneme dereceleri madalyalarımız var. Hatta madalyaların üzerinde şöyle yazıyor örnek. Şimdi elimde bir madalya var, tesadüfen gördüm. Üçüncü sınıflar deneme birincisi madalyası. Şu anda elimde görmüş olduğunuz ise İngilizce şampiyona. İngilizce şampiyonu madalyamız bile var. İngilizce derslerinde başarılı olan, çok kelime ezberleyen, yaptığımız etkinlik ve yarışmalarda en çok kelime bilen, turnuva şampiyonu olan, İngilizce kelime şampiyonu olan öğrenciler İngilizce madalyası alabiliyorlar. Madalyalar niçin gerekli? Madalyalar çocukları motive ediyor. Motivasyon sağlamak, bir kimseye başarılı olduğunu tescillemek amacıyla madalyalar veriliyor biliyorsunuz ki. Dünya şampiyonlukları, maraton koşuları, Avrupa ligleri, dünya ligleri gibi sporcularımıza nasıl madalya veriyorsak, biz de öğrencilerimize zihinsel antrenmanlarda sarf ettikleri üstün başarılar için madalyalar veriyoruz. Madalyalar onları doyurmuyorsa ne yapıyoruz biliyor musunuz? Onlara belgeler de veriyoruz, başarı belgeleri. Şu anda elimizde mevcut bir başarı belgesi yok ama başarı belgelerini de internet ortamından, yazıcımızdan çıkartarak, imzalayarak öğrencilerimize teslim ediyoruz. Ayrıca yaptıklarımız bitmiyor, saymakla bitmiyor. Bunların hepsini videoya sığdıramayacağız ama bugünkü anlattıklarımız sanırım yeterli. Madalyalarımızı göstermek istiyorum. Şu anda burada yüzlerce madalya var. Madalyalarımız sahiplerini bekliyorlar. Madalyalarımız özel baskı şeklinde oluyor bu arada. Şöyle tekrar kutusuna koyuyorum. Çocuklarımız madalyaları gördüklerinde çok heyecanlanıyorlar. Evet, şimdi 4. sınıflar yeşil setimi topluyorum bu arada. Yeşil renkli olan setimi topluyorum. Evet.
Evet, tekrar kutusuna koyuyorsunuz böyle arkadaşlar yeniden. Bunun dışında ne var burada? İkinci sınıfların seti var ve üçüncü sınıfların mavi seti var arkadaşlar. Gerçekten rengarenk, eğlendiren, öğreten setler bunlar. Salan yayınları, Salan dijital yayınlarını tebrik ediyoruz. Harika bir iş çıkarmış gerçekten. Ve İngilizce kitaplarımızı da çok sevdik. Üçlü İngilizce setlerimiz gerçekten İngilizce dersine güç kazandıran, azim kazandıran, başarı kazandıran kapak tasarımları ve içerikleriyle öğrencilerimize İngilizce keyfini aşılıyor. Yine makro diyoruz ve İngilizce diyoruz.